Selda Bağcan'a telif cezası. Sanatçı Selda Bağcan'a söz ve bestesi Tunay Boziyit'e ait Hayat adlı eseri, izinsiz olarak Düşen Hep Yerde Mi Kalır ismiyle seslendirdiği gerekçesiyle açılan davada 6080 Türk Lirası telif cezası verildi. Selda Bağcan, Tunay Boziyit'e ait Hayat isimli eseri izinsiz olarak çıkardığı albümünde Düşen Hep Yerde Mi Kalır ismiyle okudu. Eser sahibi Boziyit, şarkıya klip de çeken Bağcan'dan şikayetçi oldu. Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Boziyit ile Bağcan uzlaşamadı. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen hakkında 5 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme Bağcan'ı 365 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırdı. Bağcan'ın ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı günlüğü 20 TL'den uygulayıp 304 güne düşürdü. Bağcan'ın Boziyit'e 6080 Türk Lirası ödemesine hükmedildi. Mahkeme, 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ödemezse hapis cezası. Tunay Boziyit'in avukatı Müslüm Kızıl, davanın 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini kaydederken, Selda Bağcan, fikri ve sınai hakları ihlali yaptığı bahisle cezaya mahkum edildi. Mahkeme 5 yıla kadar hapis cezası verebilirdi ya da adli para cezası verebilirdi. Mahkeme takdiren 365 güne tekabül eden adli para cezası verdi. İndirimde uygulayarak 304 güne karşılık gelen para cezasıyla karar çıktı. 5 yıl içinde Selda Bağcan, suç işlememesi halinde bu cezanın ve hükmün açıklanmamasına yönelik bir karar verildi. Suç işlerse ceza açıklanıp uygulanacaktır. Uygulanacak ceza, adli para cezası, eğer ödemezse 304 gün hapis cezasına çarptırılacak dedi. Böyle olmasını istemezdim. Eser sahibi söz yazarı Tunay Boziyit, adaletin yerini bulduğunu, yaşanan olaylardan hiç mutlu olmasa da haklı çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, Hayat isimli eserimi Düşen Hep Yerde Mi Kalır ismiyle değiştirip kullanan Selda Bağcan'a karşı 2010 yılında bugüne kadar avukatlarımın aracılığıyla sürdürmüş olduğum davanın sonucunda haklılığımız mahkemece tespit edildi. Selda Bağcan, daha önceki tazminat davası gibi telif suçu işleme davasında da suçlu bulunmuştur. Benim gibi müzik emekçilerini, bestecileri, söz yazarlarının eserlerini kimi ünlü sanatçılar kötü niyetli kullanarak eserlerimizden ekmek kazanmalarına karşın bizleri zor durumda bırakmıştır. Özellikle bu pandemi sürecinde ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan da böylesine telif anlamında mağdur edilmemiz kabul edilebilir değildir. Böyle olmasını gerçekten istemezdim. Selda Bağcan'ın kendisini tanıdıktan sonra saygı duymasam bile hiçbir yerde saygısız davranışım olmamıştır ama kendisi her mecrada bana karşı iftira etmiş, hakaret, suç işlemiş, yasalar sonuçta bunu da engellemiştir diye konuştu. Kazım Koyuncu'ya dedim ki, eseri Kazım Koyuncu'nun okuduğunu, Selda Bağcan'ın da kendisinden istediğini kaydeden Boziyit, ben Kazım'a dedim ki, eserimi senin dışında bir başkasının okumasından yana değilim. Bu eser tam da senin sesine güzel oldu. O da bana versen ne olacak ki, o da bizim ablamız demişti. Olayın bu noktaya geldiğini eğer görmüş olsaydı benim kadar üzülecekti. Ben de gerçekten üzgünüm ama hakkım tespit edilip teslim edildiği için de hukuk tarafından mutluyum dedi.